O, tüm zamanların en ünlü başyapıtlarını yaratmış olan bir ressam. O, içinde yaşadığı dünyanın en temel ilkelerini sorgulayan bir mucit. O, zamanının çok ilerisinde bir bilim insanı. 500 yıl önce olduğu gibi, bugün de insanda hayranlık ve saygı uyandıran Leonardo da Vinci. Onun eserleri bugün Louvre Müzesi'nin salonlarını dolduruyor. Peki, kimdir Leonardo da Vinci? Kimileri ona büyük hayranlık besliyor, kimileri ise nefret. Bunun nedenlerini dilerseniz bugünkü videomuzda cevaplandıralım. Leonardo da Vinci 15 Nisan 1452'de Toskana'nın Vinci kasabasında dünyaya geldi. Babası Antonio ve annesi Caterina birer çiftçiydi. 5 yaşına kadar annesinin baktığı Leonardo'yu daha sonra babası yanına aldı. O gayrimeşru bir çocuktu. Bu nedenle o dönemin yasalarına göre bir eğitim alması mümkün değildi. Babası ona eğitmenler tuttu. Latince, geometri ve matematik öğretti. Bir balık için su neyse, Leonardo için de aritmetik oydu. Sayılarla oynamaya bayılıyordu. Şaşılacak bir zekası ve kavrayış yeteneği vardı. Eğitmenlerinin kısa sürede dikkatini çekti. Ancak Da Vinci, içindeki bu yetenekle baş etme konusunda oldukça zorlanıyordu. Da Vinci, üniversite eğitimi alarak saygın bir meslek edinemeyecekti. Babası onu bir ressamın yanına çırak olarak verdi. Da Vinci resim yeteneğini burada fark etti. Kısa sürede diğer çıraklardan sivrilerek 20 yaşında usta oldu. Söylentiye göre ustası Verrocchio, İsa'nın vaftizinde resmedilen bir meleği Leonardo da Vinci'nin mükemmel çiziminden sonra bir daha fırçayı eline almadı. Ustası Floransa'da olduğu için Leonardo da Floransa'da yaşamaya başladı. Floransa bir Rönesans kentiydi. İnsanlara o kadar sinmişti ki Rönesans, toplumun yaşamından siyasete kadar Rönesans kokuyordu Floransa kenti. Öyle ki Vinci kasabasından çıkmış bu çocuk için Floransa bir harikalar şehriydi. Ancak bu harikalar şehrinde 1476 yılında başına öyle bir şey geldi ki anılarında kötü yer etti. Üç erkek arkadaşıyla birlikte eşcinsellikle suçlandı. Aklanmış olsa da bu onun kariyerinde büyük bir yara açtı. O dönemde kanunlarca eşcinsellik yasaklanmıştı. Da Vinci 1478 yılında 2 adet sipariş aldı. Bunlar onun ilk işi olacaktı. Birincisini bitirdi. Bir şapele fresk yapması gerekiyordu. Bunu bitirdi, tamamladı. Ancak bir manastıra yapması gereken Maggi'nin hayranlığı resmini bir türlü tamamlayamadı. Da Vinci'nin ömrüne baktığımız zaman aslında çok uzun süren kariyerinde çok fazla eserinin olmadığını görüyoruz. Çünkü o bir fikri yaratmanın yapmaktan daha önemli olduğunu düşünüyordu. Yani bir fikri yaratmak onun için daha kıymetliydi. Yapmak ise kölelikten farksızdı. Bu değişik bakış açısı onun eleştirilmesine ve güvensizlikle itham edilmesine yol açtı. Da Vinci 1482 yılında Milano Dükü'ne bir mektup yazdı ve oraya gelmek istediğini, onun sarayında onun hizmetinde bulunmak istediğini söyledi. Teklifi kabul edilen Da Vinci Milano'da yaşamaya başladı. Burada en ünlü başyapıtı olan Son Akşam Yemeği tablosunu yaptı. Alışılmadık bir çalışma tarzı vardı. Gün doğumundan akşam karanlığına kadar yemeden içmeden çalışır, daha sonraki 2-3 gün boyunca da sadece dinlenirdi. Her şey çok iyi giderken 1499'da 2. İtalya Savaşı'nın çıkmasıyla Milano'daki görevi son buldu. Ardından Venedik'e gitti ve o dönemde dünyanın en korkunç, en savaşçı insanı olarak tanınan Cesar Borgia'nın hizmetine girdi. Cesar Borgia savaş meraklısıydı ve ondan onulmaz savaş aletleri yapmasını istedi. Ve Da Vinci onun için yıkıcı savaş makineleri tasarladı. Nezaket ve barış yanlısı biri için bu durum oldukça zordu. Bu sefer de şöyle düşünecekti. Bilmek yeterli değil, bildiklerimizi hayata geçirmeliyiz. Yıllar öncesinde ne kadar da değişik düşünüyordu. Fikirlerini hayata geçirmenin kölelik olduğunu düşünen Da Vinci, yıllar sonrasında bildiklerim yetmez, bildiklerimi hayata geçirmeliyim diyordu. İnsan bedenine çok meraklıydı Da Vinci. İnsan bedeninin şifreleri olduğuna inanıyordu. Ve bu şifreleri çözmek için hastanelerden kimsesizlerin kadavralarını alıyor, kadavralar üzerinde geceler boyu incelemeler yapıyordu. İncelemeleri sonucunda not defterine çizdiği anatomik çizimler o güne kadar görülmemişlerdi. Ancak Da Vinci bu çizimlerini hiçbir zaman yayınlamadı. 19. yüzyıla kadar hiç kimsenin bu çizimlerden haberi olmadı. Yaşı ilerlediğinde ise Kral Françoise'in davetiyle Fransa'ya gitti. Da Vinci inanılmaz bir ressamdı.
Eserleri büyük hayranlık uyandırıyordu. Çizimleri rakipsizdi. 2 Mayıs 1519'da öldü. Öldüğünde ardında birçok gizem bıraktı. En önemli eserlerinin üzerindeki bir takım şifreler, işaretler sorgulanmaya başladı. Bugün hala sorgulanmaya devam ediliyor. Şimdi sizlerle en ünlü eseri olan Mona Lisa'yı biraz inceleyeceğiz. İlk sorumuz, Mona Lisa gerçekte kimdir? Ya da gerçekte böyle birisi var mıdır? Nereden ilham almıştır? Birinci teoriye göre Mona Lisa, Lisa ismini taşıyan bir hanımefendi ve Floransa'da yaşayan zengin bir tüccarın karısı. İkinci teoriye göre Mona Lisa, bizzat Leonardo da Vinci'nin kendisi. Bunu gerçekten eşcinsel olduğuna inananlar ortaya atıyor. Üçüncü teoriye göre Mona Lisa, Da Vinci'nin bir öğrencisi olan Salai. Dördüncü teoride ise sadece Mona Lisa'nın soylu bir kadın olduğu ve o dönemde Da Vinci'ye bir modellik yapmış olabileceği teorisi. Peki gelelim ikinci soruya. Mona Lisa tablosunun arka planı neresi? Buna dair de bazı teoriler var. Bunlardan bir tanesi, arka planda görülen yerin Leonardo da Vinci'nin doğduğu yer olan Toskana olduğuna inanılıyor. Bir diğeri ise Mona Lisa tablosunun arka planının çeşitli yerlerden harmanlanmış birçok yerin birleşiminden oluşmuş, tasarlanmış imgesel bir yer olduğu düşüncesi. Peki gelelim en meşhur soruya, Mona Lisa gülümsüyor mu? Bilim adamlarına göre Leonardo da Vinci Mona Lisa'nın dudaklarını en düşük spektral frekanslarda çizdiği için eğer resmin gözlerine odaklanırsanız dudaklar gülümsüyormuş gibi görünüyor. Ve dördüncü soru, Mona Lisa hamile mi? Bunu da merak edenler var. Çünkü Mona Lisa'nın elini göbeğine, karnına koymuş olması, karnının biraz daha şiş görünmesi ve o dönemde hamilelerin giydiği türlü bir elbise giymiş olması bu soruyu akıllara getiriyor. Ve son olarak tıp çevresinden olan bilim insanlarının ortaya attığı bir şey, Mona Lisa'nın yüksek kolesterolü mü vardı? Mona Lisa'nın boynunun aşağısında küçük yağ asitlerinin varlığı, bakın o kadar ustaca çizilmiş ki küçücük yağ asitleri dahi görülebiliyor resimden. Bunların varlığı Mona Lisa'nın yüksek kolesterol sıkıntısıyla baş başa olduğunun kanıtı olarak gösteriliyor. Evet, bugün sizlerle Mona Lisa'yı ve Leonardo da Vinci'yi konuştuk. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve bu videolarımızın devamını istiyorsanız bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.